Sayın Valim, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Lalapaşa'da ve Türkiye genelinde atasporumuz güreş devam ediyor. Lalapaşa'da bu etkinliklerin yanı sıra Edirne sporunla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Sayın Ağam'ı alalım başkanım. Tek tabii yağlı güreşler bizim geleneksel ve milli sporumuzdur. Ve bunların olimpiyatı bildiğiniz gibi Kırkpınar'da yapılır. O nedenle Edirne'de, Edirne'nin ilçelerinde yapılan yağlı güreşi, yağlı güreş sporunu çok önemsiyoruz. Ve bunun geleneksel olarak devam etmesini arzu ediyoruz. Belediyelerimizin, çeşitli kurumlarımızın bu tür güreşler düzenlemesi, şenliklerde, festivallerde muhakkak yağlı güreşe yer vermesi, bu güreşin sürmesi, gelişmesi ve tabana yayılması, daha geniş kitlelerin bu güreşe ve spora ilgi duyması açısından çok önemli ve gerekli. O nedenle çok mutlu oluyoruz. Ve biz de yağlı güreşin yaygınlaşması ve kabul görmesi için destek amacıyla şimdi bu güreşlere, bu programlara katılıyoruz. Lalapaşa'da geleneksel olarak önemli ve büyük güreşler yapıyor. Bugün de bu güreşin bir tanesini hep birlikte Lalapaşalılarla birlikte izliyoruz. Gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var. Biz bu ilginin artmasını istiyoruz. Geleneksel olarak da devam etmesinden yanayız. Sayın Valim, size kısmet oldu. Biliyorsunuz Gençlik Spor basketbol takımımız birincilikle çıktı. Olin Edirne Spor. Bunun yanı sıra geçmiş dönemlerde softbol, beyzbol, rugby ve korumalı futbolda softbol Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nı Edirne'de gerçekleştirdi. Kısacası Edirne'de spor markalaşmaya başladı. Sizin bu konularla ilgili gerek tesisleşme, aslında Edirne tesisleşmede de Sayın Emin Küçük'ün büyük yatırımları var. Bayağı önde olan bir ilimiz. Bu konularda valinin İlimizin görüşleri nedir? Tuğla üzerine neler koyulacak? Projelendirmede ne gibi çalışmalarınız var efendim? Şu anda da Edirne'de modern petlandonda Balkanlar Şampiyonası uluslararası bir müsabaka devam ediyor. Daha önce belirttiğiniz gibi softbolda da uluslararası bir müsabaka Edirne'de yapılmıştı. Tabii bu Edirne'yi sporda öne çıkartıyor. Çeşitli uluslararası müsabakaların, ulusal müsabakaların burada yapılması elbette Edirne'yi önemli kılıyor. Ve Edirne'de sporun altyapısı da var. Bildiğiniz gibi güreş eğitim merkezi, atletizm eğitim merkezi. Edirne'de burada sporcularımız hem barınıyorlar, kalıyorlar hem de altyapı imkanları ve buradaki antrenman fırsatlarıyla bu spora hazırlanıyorlar. Ama Oli'nin birinci lige çıkması Edirne'yi marka haline getiriyor. Edirne basketbolda birincilikte mücadele edecek ve bu marka olacak. Biz de tabii sporun altyapısına ve bu liglerde mücadele eden sporculara, takımlara destek olacağız. We'll be right back.
diğer ağlar zaten Yüksel Ağa'nın misafiri olarak geldiler. Ben şu anda Sayın Belediye Başkanı'na soruyorum. Yakışır mı 12 bin liraya Sayın Ağa'ma? Satıyorum, satayım mı? Satmadım. Dediler ki fasulye mi satıyorsun 12 bin liraya? Şöyle biraz daha yükselt bakayım. Hafiften bir 100 kağıt yükselt. Evet, 12 bin 100 lira. Sattım. Hayırlı olsun. Davulcuğuna gelsin. Sandalyeleri alalım. Davulcuğuna gelsin. Sayın Valim, bizi mahsur görün. Kupayı sizler takdim edeceksiniz. Bu sene ilk defa bir pınar geçirdiniz. Siz de Ataspor'u çok seviyorsunuz. Ben valime bir alkış istiyorum. Sayın Valim, Kocaeli'nden geldi. Edirne'mize hizmet ediyorum. Evet, şimdi... Evet, Sayın Ağamıza kupasını takdim ediyorlar. Alkışlıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Ediyoruz ki, gülmek senin tutkun olsun. Eğer bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun. Bugünün dünden, yarın bugünden güzel olsun. Edirne Valiliği sizlere tekrar hayırlı uğurlu olsun Sayın Valim. Evet, bir şeref turu yapalım. Valimizi yerine alalım. Sayın Valim, değerli kaymakamım, değerli belediye başkanları ve tüm katılımcılar. Biz tek rumeli televizyon olarak buraya hazırlıksız gelmiştik ama bizde plaket verme gibi bir alışkanlık yok. Biz sadece Ataspor'umuz ve eşin ruhunu burada tamamen bir koordinasyon halinde tüm cazgırları adına ülkemizin tanıtımında da rol oynayan cazgırları Tarihi Baş Cazgır efendim Şükrü Kayabaş'a Tek Rumeli Televizyonu sponsorlarından Kiyolu, başta Sayın Abdullah Kiyolu olmak üzere Adnan Toros bugün dedi ki yarım asır yani 47 yılını tamamlamış hepinizin sevgilisi o hep bizleri alkışlattı. Bugün bizle müsaade ederseniz onu alkışlayabilir miyiz efendim? Ve bu hediyeyi Yalabaşa Belediye Başkanımız Zeyno Osman Uzman Belediye Başkanımla beraber vermek istiyoruz. Bakalım, tüm çalışmalarını kabul ederse çok mutlu olacağız efendim. Sayın Abdullah Aykal, Yönetim Kurulu Başkanımız ve ben Spor Müdürü Mehmet Çelik olarak iyi günlerde kullanılsın. Çam sakızı çok var efendim. Sayın Başkanım. Ben de bunu mutlulukla veriyorum. Sizlere de Teknomeli'ye de teşekkür ediyorum. Şükrü abi de güle güle kullansın diyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurun efendim. Şimdi ben de teşekkür ediyorum. Başta kırılmazların sahibi Abdullah Kırılmaya. Sayın Müdürümüz Adnan Toros Bey'e ve spor pencerisi tutunan Mehmet Çelik kardeşimlere teşekkür ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Kendilerine alkışlıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler efendim.